Değerli izleyiciler, altın yatırımı yapmak isteyenler için 5 önemli yöntem var. Riskleri ve avantajları konuşacağız Ajans Gün İçin'in bu bölümünde. İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Atayık yayın konuğumuz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Kusura bakmayın, sizi de beklettik biraz. Altın prim yaptıkça gündemde haliyle pek çok noktada altın oluyor. İşte bankadaki komisyonların yüksekliği, fiziki altın alınacaksa hangi altının tercih edilmesi gerektiği ile alakalı pek çok soru var gündemde. Biz de o yöntemleri sıraladık. Banka hesabıyla, banka ilişkisiyle başlayalım mı altının? Neden bu kadar yüksek komisyonlar? Ne gibi avantajları var bankada altın hesabı açmanın? Detaylar sizde efendim. Ben şimdi kuyumcuların başkanıyım. İstanbul Kuyumcular Odası Türkiye'nin bir çatı kuruluşu. Dolayısıyla kuyumcu kuyumculuğunu yapmalı, bankada bankacılığını yapmalı. Biz bank işlemlerini kuyumcular yapıyor muyuz? Doğru. Yapmıyoruz. Onun için en doğrusu kuyumcusundan almak. Tabii burada sahtecilik diyorlar, düşük ayar diyorsunuz, bir şey diyorsunuz ama güvenilir kuyumculardan almak lazım. Hepimizin, ailemizin bir kuyumcusu var zaten. Mahallemizde var, ilçemizde var. Dolayısıyla böyle yerlerde bir de oda ve dernek üyeleri, yani resmi oda ve dernek üyeleri kuyumcumuzdan gönül rahatlığıyla altın alabilirler. Çünkü aldıkları altını tekrar satarken aradaki makas çok azdır. Ve istediği şekilde altını bozdurabilir, parasını alabilir veya değiştirebilir. Ama bunu bankada yapamazsınız. Bankaya yatırdığınız altını fiziki olarak alamıyorsunuz. Yani bir bilezik verdiniz, onu geri bilezik olarak alamıyorsunuz. İşte TL'ye çevriliyor, diğer unsurlar oluyor. Dolayısıyla kuyumcudan almaları daha doğru olur diye düşünüyoruz biz. Evet, kuyumcu başlığına geçecek olursak, kuyumcudan nasıl altın alsınlar? Şimdi işte külçe altınlar var. Çeyrek vatandaşımızın her zaman en çok rağbet ettiği başlıklardan biri. İşte ajda bileziği diyorlar. Değil mi? Son günlerde tavsiye edilen bileziklerden biri de o hanımefendiler çokça tercih ediyorlar. Ne alalım? Kuyumcudan eğer altın alacaksak, zarar etmek istemiyorsak alım satımda. Şimdi yatırım için düşünüyorsanız bu farklı bir şey. Ama kuyumcuda 14 ayar yüzüğü var, küpesi var, düğünlerde takılan şeyler var. Şimdi siz gittiniz külçe altın aldınız. Altın veya mücevher diyeyim bir insana, hanımefendilere bir estetik katıyor, bir güzellik katıyor, bir değer katıyor. Şimdi külçe altını alıp da boynunuza takamazsınız. Bu zaten bizim istediğimiz şey kuyumcular olarak. Diğer ürünlerin vatandaşlarımız tarafından alınması. Neden derseniz ülke ekonomisine en büyük katkıyı bu yapıyor. İstihdam olarak yapıyor. Vergi olarak yapıyor. Ama siz külçe altın veya gram altın veya sarrafı alırsanız bunu bizim kuyumcular üretmiyor. Bakın dünyada biz ihracatta ikinciyiz. Üretimde ilk üçün içerisindeyiz. Pazar payında da dünyada ilk beşin içerisindeyiz. Yani 20 milyar doların üzerinde bir kapasitemiz var. Bu da ülkemize büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi ben külçe altın, gram altın alın diyemiyorum. Ha, yatırım için alıyorlarsa tabii vatandaşlarımızın teveccühü bu yönde. Çünkü alım satım arasında işçilik olmadığı için bunu tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu altınların da yine kuyumcularından almalarını tavsiye ediyorum. Bakın ben burada internet gördüm. İnternetten almak çok riskli İnternete bir şey. İnternete geçmeden önce şunu soracağım. En işçiliksiz ürün nedir? Ne yapacaksınız işçiliksiz ürünü? Takacak mısınız? Yok, takmayacağız. Yatırım için. En işçiliksiz ürün. En az zarar edilecek. O zaman yani bunu bana söyletmeseniz daha iyi. Sarrafiye veya işte gram altın dedikleri ürünlerden almak gerekiyor. Peki geçelim internet başlığına. Ben de görüyorum. Hakikaten özellikle büyük kurumsal firmaların internet satışlarının çok yoğun olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Ama bunun bazı riskleri de var elbette, değil mi? Kesinlikle var. Bakın bizim zaten İstanbul Kuyumcular olarak bir proje geliştirdik. Bunu da geçen sene ben açıkladım televizyonlarda. İko güvence etiketi. Yani İko güvence etiketi olan mağazalarda veya internet sitelerinde kullanırsanız rahatlıkla alabilirsiniz. Burada bizim yaptığımız şey bu ürünü satanla müşteri arasında bir anlaşma yapıyoruz. Yani burada eğer vatandaş aldanmış olursa önce kuyumcusuna satan firmaya müracaat ediyor. Anlaşamazsa biz müdahil oluyoruz kuyumcular odası olarak. Vatandaşımızı ve esnafımızı koruyoruz. Aslında bu biraz yaygınlaştı. İko güvence etiketini internet sayfalarında kullanmalarını istiyoruz. Hatta büyük bu internet portallarına biz yazılar yazdık. Çok da yazdık. Fakat hala görüyoruz ki ne? Bujiteri yani sarrafiye altının taklidi olan bujiteri altını olmayan ürünler bile internet sitelerinde var. Bunlarla biz mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız
kuyumcularından alsınlar. İnternette çünkü bu altın, mücevher ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hı hı. Eliniz değmedikçe, gözünüz görmedikçe bu ürünlerin ne olduğuna karar veremezsiniz. Hı hı. Ama İstanbul Kuyumcular Odası'nın İKO güvence etiketini taşıyan ürünleri gönül rahatlığıyla alabilirler. Şimdi iki başlık daha var. Bunlardan biri de altın sertifikası. Altın sertifikası nedir? Nasıl alınır? Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Vallahi ben yani yine kuyumcu başkanı olarak söylüyorum. Bunlardan hiç ilgilenmiyoruz. Bizim yoğunluk noktamız vatandaşımıza güvenilir şekilde kuyumcularımızdan yaptığı alışverişi sağlamak. Yani biz bununla yetkiliyiz. Devletimiz de bu yetkiyi STK olarak bize vermiş durumda. Şimdi sertifika bizim dışımızda bir şey. Devletle hazine arasındaki bir konu. Dolayısıyla biz ona müdahale olamıyoruz. Tabii hükümet de diyor ki ne bu altınlar yastık altına gidiyor. Ekonomiye katılmıyor. Ama buna da biz aynı düşüncede değiliz. Çünkü altınımız bir telefon değil, bir beyaz eşya değil, bir araba değil ki kullandıktan sonra çöp atasınız. Altın devamlı 100 senede kalsa duruyor ve ekonomiye günü geldikçe katılıyor. Yani insanlar yatırım yapıyor ama yastık altına. Düğünler oluyor, ev alıyorlar, araba alırken yine bu altınlar ekonomiye katılıyor. Yani bizim için cari açığı arttıran da bir unsur değil. Biz buna kesinlikle karşıyız ama tabii hükümetimizin aldığı kararlara da saygı duyuyoruz. Ve altın fonda o da ayrı bir şey. Yani altın, çünkü yani fona giriyorsun, iniş çıkışları takip etmeniz lazım. Yani şimdi nasıl borsada her gün alın hissesini takip ediyor, saniye başında değişiyor. Burada vatandaşlarımızın bunu takip etme gücü biraz az olabilir. Dolayısıyla fiziki olarak alsınlar. Bundan üretim olsun, istihdam olsun, katma değer olsun ve ülkemize faydası olsun diye düşünüyoruz. Tabii evde fiziki olarak altın bulundurmaktan korkan vatandaşlarımız da var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Şimdi bazı arkadaşlarımız kuyumcular da bırakıyor altınlarını. Bazı arkadaşlarımız bankada kiralık kasalarda bulunduruyor. Dolayısıyla yastık altında tabii güvenli değilse, kasası yoksa, gerekli önlemleri almamışsa hırsıza da gel demek. Bunun için de çok kendileri bir dikkat etmeleri lazım. Yani yastık altında alınan altından ziyade biz tako olarak altınların üretiminden ve satışından çok daha keyif alıyoruz kuyumcular olarak. Ama yastık altındaki altınların da bankalarda veya başka kiralık kasalarda muhafaza edebilirler. Şimdi Mustafa Bey, özellikle geçtiğimiz hafta altının ciddi bir şekilde ivmelendiğine şahitlik ettik. Bu trendin de devam edeceği söyleniyor. Sizin öngörünüz nedir? Ne beklemeliyiz? Özellikle altın yatırımcısına tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi altın uzun vadede, orta ve uzun vadede hiçbir zaman kaybettirmiyor. Ama esas konuya geldiniz. Şimdi altını vatandaşımız kiloda 4500 dolar pahalıya alıyor şimdi. Farkında değiller. Çünkü altına bir kota geldi. Cari açığı artırıyor diye. Dolayısıyla altının arzı az, talep fazla. Yani bu yılın belli dönemlerinde belli siyasi konjonktürlere göre daha çok talep oluyor. İnsanlar yatırım aracı olarak kullanmak istiyorlar. Şu an mesela benim tavsiyem, bakanlığımızla görüşüyoruz, Merkez Bankası ile görüşüyoruz. Bu altın kotasının kaldırılması. Yani belirli kota koyuyor. Şimdi bizim kuyumculuğumuzun 400 ton kapasitesi var, üretim kapasitesi. Bunun 250 tonunu, 300 tonunu kullanıyoruz. Bunun 160-170 tonu her sene, 30 sene geriye de baksanız ortalaması ithal ediyoruz. Çünkü altın bizden fazla çıkmıyor. 40 tonunu da toprak altından çıkıyor. Etti 200 ton. 60 ton civarında, 60-70 ton da hurdadan geliyor. Fakat son zamanlarda insanlarımız altın satmaktan ziyade almaya yöneldiler. Bu da işte kimse faize düşünmüyor. Yani bankalarla ilişki kurmak istemiyor. En kolay yatırım veya bozdurulabilen, dönüşüm olan şeye altına bir hücum var. Yani bu sarrafiyede de biz bunu çok görüyoruz. Şu an piyasalarda belli miktarda bir arz azlığı var. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler. Yani şimdi fiyattan alıyorlar ama yarın altın biraz bollaştığı zaman fiyatlar düşecektir. Biz mesela geçen hafta Darphane Genel Müdürlüğümüzde bir toplantı yaptık esnaflarımızla beraber. Çünkü aşırı bir talep olduğu için üretim yeterli olmadı. Şimdi çift vardiyaya başladık pazartesinden itibaren ve hafta sonu cumartesi günü de altın, sarrafi altını esnaflarımıza, vatandaşlarımıza darphanemiz dağıtmaya başladı. Tahmin ediyorum Ramazan dolayısıyla bir de seçimlerden sonra zaten bu talebin rayına oturacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Sağ olun.